Merhabalar arkadaşlar, bir transfer dedikodusu videosu ile tekrardan karşınızdayım. İsmimiz Lucas Perry. Şu an mevcutta bu sezon 2018-2019 sezonunda Sao Paulo'dan kiralık olarak Crystal Palace'ta oynayan kaleci. Galatasaray'da ismi anılıyor. Genç bir kaleci, bir scout transferi olduğunu düşünüyorum. Hani Muslera'nın artık tabii yaşı da geldi. 2-3 sene sonra belki ya kulüpten ayrılır ya da futbolu bırakma aşamasına gelebilir. Onun yerine bir hamle olarak Galatasaray herhalde bu transferi düşünüyor. Söylentiler ciddi boyutlarda. Biz de bakalım ilk önce Lucas Perry'nin 2018-2019 profil analizini yapacağız. Ajax Scout raporlarını alacağız arkadaşlar. FM editör mevcut ve potansiyel yetenek rakamlarını inceledikten sonra oyuncu ile ilgili olarak ki çoğunuz fikir sahibi değilsiniz. Kısa bir performans videosuyla karşınızda olacağım. Evet, oyuncu 19 yaşında, 1997'li arkadaşlar, aslında 21-22 yaşında diyebiliriz. Brezilya milli takımının hiçbir klasmanında henüz forma giymemiş. 115 bin euro bir piyasa bedeli var ve 85 bin euro kazanıyor senelik. Kaleci, direkt kaleci zaten. 1.95 boyunda, 95 kilo ağırlığında. Vay, hem uzun hem de kalıplı bir kaleci. Evet, fiziksel özellikleri: çeviklik 10, dayanıklılık 6, denge 9, güç 8, hız 14, hızlanma 17, vücut zindeliği 17, zıplama 16. Evet, burada tabii kalecide bakmamız gereken özellikler çeviklik. Çeviklikten kastımız şudur arkadaşlar: oyuncunun aniden durması ve hareketlenmesi, ani bir harekette hızlı bir şekilde toplu ve topsuz olarak farklı yönlere kırılabilmesi özelliğini yansıtır. 10 biraz düşük geldi ama yaşı daha genç. Yaşı daha genç. Hız 14 gayet iyi. Vücut zindeliği 17 gayet iyi. Zıplamada boyu da zaten iyi. Zıplamada 16 gayet yerinde. Zihinsel özelliklerde kaleciler için önemli noktalara bakalım. Karar alma 14 gayet iyi. Konsantrasyon 11. Fena değil. Yaşı daha genç. Liderlik 11. Ön sezi 9. Biraz daha üstüne koyması lazım. Bu önemli bir özellik kaleciler için. Pozisyon alma 10. Pozisyon almasında biraz daha üstüne koyması gerekiyor ama genç bir kaleci tabii ki arkadaşlar. Evet, en önemli özellikler kaleci, teknik özellikler. Refleks 14, iletişim 10, hava topları 14, elle oyunu başlatma 13, elle kontrol 14, degaj 14, bölge hakimiyeti 9, birebirler 9. Refleks iyi, elle kontrol fena değil yaşına göre, 14 ikisi de fena değil, hava topları 14 fena değil, birebir de birazcık sıkıntısı var gibi gözüküyor, bir de bölge hakimiyetinde arkadaşlar. Diğer teknik özellikleri gerçekten gelişime açık bir profil izlenimi bırakıyor bana. Şöyle genel anlamıyla baktığımız zaman daha 19 yaşında, tabi kaleci için tecrübe de çok önemli. Yani 24-25 yaşında Lucas Perry'nin çok çok daha iyi özelliklere sahip olacağını düşünebiliyorum. Düşünüyorum. Bakalım Ajax scoutları ne demişler arkadaşlar. Evet, Ajax scoutları mevcut yetenek 2, potansiyel yetenek 3,5 yıldız demişler. Yeri de Eredivisie'de oynayabilecek seviyede bir potansiyele sahip, çok iyi bir transfer olur demişler. Yani Ajax scoutlarına güveneceksin abi. Adamlar çok iyi transfer diyorlar. Eksiler olarak oyuncunun temsilcisi biraz yüksek sayılabilecek bir seviyede komisyon isteyebilir. Dil öğrenmesi gerekiyor. Genç yaşta başka bir ülkede gelmenin ortaya çıkardığı sorunlarla başa çıkmak zorunda. Burada Galatasaray'ın avantajı Tafarel olur. Tek ayını kullanabiliyor ve bir arkadaş grubuna kolayca dahil olabilecek biri değil. Artılarda bir tane artısı var. Dengeli ve normal bir karakteri var demiş. Tahmini maliyet olarak ise 3.2 milyon euro bonservis bedeli, 7 milyon euro arasında bir bonservis ki bu rakamları ben Galatasaray'ın kaleciye, yedek kaleci olarak Perry'e yatırım yapacağını düşünmüyorum. Olursa kiralık ve satın alma opsiyonu hamlesi olur. Maaş olarak ise gayet uygun. 271 bin euro ile 365 bin euro arasında bir maaşa gelebilir demiş Ajax scoutları. Evet, şöyle hemen FM editör rakamlarına bakalım. Mevcut yetenek 105, potansiyel yetenek 135. 135 hiç fena bir rakam değil arkadaşlar. Mevcut yeteneğiyle potansiyel yetenek arasında ciddi bir rakam var. Yani şunu diyor FM editör bize. Oyuncu kusura bakmayın. Oyuncu gelişimini sağlarsa iyi bir kaleci noktasına gelebilir demiş FM editör mevcut ve potansiyel yetenek rakamları bize. Hemen geçmişine de kısa bir göz atalım. Ponta Prega'dan çıkma arkadaşlar, oradan Sao Paulo'ya geliyor. Sao Paulo'dan da bu sezon Crystal Palace'a kiralandı ama Crystal Palace'da hiç oynamadı arkadaşlar bu sezon. Evet, hiç ilk 11'de ya da sonradan oyuna girip kaleyi teslim almadı. Biraz maç tecrübesinin eksik olduğunu söylemek gerekiyor. Evet, Ajax scoutlarının da dediği üzere potansiyelli bir kaleci aslında. Yani direkt alıp kaleye koyabileceğiniz bir oyuncu değil bence Muslera'nın. Hani Muslera'yı sat, direkt yerine Lucas Perry koy, öyle bir şey olmaz. Yedekte alacaksınız bu adamı, geliştirip iyi bir noktaya getirmeye çalışmanız gerekiyor. Tabii şimdi şöyle bir durum var. Yabancı sınırlaması 14 yabancı alabiliyorsunuz. Yani Galatasaray'ın ne kadar, zaten ilk 11'in çoğu yabancı, ne kadar yedek kaleci yabancıya yer vermesi, yedek kaleci mevkinde yabancı oyuncuyu tercih etmesi biraz tartışılacak bir nokta. Ama alıp
Trump böyle, eğer bonservis bedelini alınacaksa kiralanıp gelişimi takip edilir. İlerleyen yıllarda da Muslera'nın yerine koyulabilecek bir oyuncu profili var karşımızda. Evet arkadaşlar, işte Lucas Perry'nin 2018-2019 profil analizini yaptık. Ajax Scout raporlarını aldık ve FM editör mevcut ve potansiyel yetenek rakamlarını inceledik. Şimdi oyuncunun kısa bir performans videosu ile sizi baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Kariyer hikayelerimiz devam edecek ve farklı konseptlerdeki videolarla da karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşça kalın. Futbol Manager 2019'da kalın. Happiness is the truth.
Digital Derek Çalış. You're all for me, love.